Keçinin uyuzu çobanın değneğine sürtermiş. Halil seni gördüğünü söyleyince dedim, yok devenin nalı. Bir insan yaka paça edildiği cehenneme manyak mı niye dönsün? Nerede o yürek? Bizim seninle hesabımız yıllar önce kapandı. Can borcu öyle hadince kapanıyor muymuş? Hadince mi? Hadince mi? Sen abini öldürmedin ben. O kazaydı. Ben kendimi ondan kurtarmaya çalışıyordum. Ben sadece ittim. Sarhoştum. Kafasını ben çarpacağını nereden bileyim ya? Ama sen... Sen benim kardeşimle kocasını bile isteye öldürdün sen. O da kazaydı. Yemin ederim seni şuracıkta öldürürüm. Alay etme. Biri iki can aldın sen hayvan herif. Masum iki insanın canına kıydın bir de hesabı soruyorsun Allah'ın belası. Gel. Oğlum. Lokum mokum yok mu bunun yanında? Ne bu böyle kupkuru? Ben de kara kara nasıl etsem de bu borç batağından çıksam diye düşünüyordum ki. Seni yemleyeceğimi sanıyorsun. Nereye gidiyorsun ya? Dertleşiyorduk. O yeğenine hayırlı olsunlarımı ilet. Eşek değiliz ya. Bir düğün hediyesi alıp geliriz ziyaretime. Pavyon Gülü teyzesinin maceralarını biliyor musun? Anne babasının ölümüne sebep olduğunu. Yani bir pot kırmayalım yanında. Hayırdır gelin hanım? Evlere yemek servisi işine mi başladın şimdi de? Yok hayır, Faruk'la dışarıda yiyeceğiz de. Evden götürerek mi? Evet, sürpriz yapacağım, bir sakıncası yoksa. Bu aile her zaman akşam yemeklerini bir arada yer. Garip garip adetler çıkartma. Konağın düzenini tümden bozuyorsunuz teyze yiyen. Teyzem mi? Teyzem ne yapıyor? Esma Hanım odasında oturuyor kadın. Başka bir şey yapmıyor yazık. Maazallah bile çıksa ortalık panayır yerine dönecek demek ki. Ne diyorsunuz Esma Hanım siz? Mesele de bu ya. Anlamıyorsun. Bana çıkışamayacağını anlamıyorsun. Faruk'u arkana aldığına da güvenme. O daha da yerinden oynatmasını bilirim ben. Teyzene de söyle. Bir daha konağa öyle abuk sabuk insanlar davet etmesin.